yaklaşıp gülmekse mesele. Katılıyorum uzanı de sen de söyle. Güldür güldür. Güldür güldür. Efendim Güldür Güldür Şov'a hoş geldiniz. Evet, hemen başlayalım. Yavaş yavaş ısınalım efendim. Bekar olan var mı? Bak, arkadaki beyefendi var. İsminiz ne acaba? Ömer Kara. Ömer Bey, bekarsınız. Evet, bekarım. Ne gibi özellikler arıyorsunuz bu bekarlığı sonlandırmak için? Benim için kıskanç olmalı. Kıskanç olmalı. Güzel. Ne için yani, ne faydası var size? Kıskançları seviyorum. Güzel. Siz yani kıskanç insanlardan hoşlanıyorsunuz. Evet. Peki o kıskanılmanın verdiği duyguyu bize nasıl anlatabilirsiniz? Anlatılmaz şu anda yani. Anlatamıyorum yani. Allah korusun yaşanır diyorsunuz. Var mı başka eklemek istediğiniz bir şey? Yok, sağ olun, teşekkürler. Peki ben de teşekkür ediyorum. Bir tane daha bekar var mı? Ben varım diye bağıran biri var, ona verelim asıl. Sizin isminizi alalım. Benim adım Vaner. Vaner. Vaner V'yle. Vaner. Van'ın, evet, Van'ın V'si. Ben de since 76'dan beri bekarım. Ya yani hiç evlenmedim. O... Kaç yılında doğdunuz diye sormayacağım herhalde. Yok, zaten parmak yetmiyor ona. Sayamıyorum. Parmağı ne yapacağız efendim? Sayamıyorum ya. Saymak yetmiyor yani. Ha, saymak yetmiyor. Evet. Yani evet. 76'lı mısınız? Evet, 76'lı. Tamam, bak bildim. Evet, ne gibi özellikler arıyorsunuz ki ta o kadar yıldır? Ben hanımefendi olsun. Beni taşıyabilen olsun. Yani göbeğime bakmayın lütfen de. Evet, yani hangi ortamlarda sizi taşıması gerekiyor? Nasıl, biraz açabilir misiniz? Yani belki iş gereği olabilir, işim gereği olabilir. Ne iş yapıyorsunuz acaba? Özel bir bankada çalışmaktayım ben de. Peki başka ne özellikler? Ben, tabii ki güzellik olmalı. Güzellik olmalı. Herkesin istediği gibi. Ne, evet. Ne sizin güzellik kriteriniz ne hanımefendi de? Nasıl tipler olmalı? Yani bir en azından kalp atması, bir heyecan. Sizin... Ben emindim konunun buraya geleceğine ya. Elektriklenme diyelim. İşte evet. Size o elektriklenmeyi nasıl bir fiziksel özellik yaşatıyor? Ya ben belki Karadenizliyim aslen. Sarışın olmasını isterim. Sarışın olsun istiyorum. Mavi gözlü olsun. Ya bak, açılıyoruz yavaş yavaş. Evet. Yani gözler, o sizi etkileyecek bakıştaki gözler mavi olmalı. Bence öyle, evet. Peki boy, poz? Çok fazla boyum yok benim de ama normal eşit olursa sevinirim tabii. Kaç civarları? 1.67, 1.70 civarında. 1.67, 1.70 olsun. Evet. Evet. Öyle ayak boyu falan takıntınız... 36, 36.5 olabilir yani. Şöyle. Yavaş yavaş. Evet. Başka ne gibi özellikler? Onun dışında yani yeter. Yani kilo gibi mesela. Kilo nasıl olsun? Yaş, yani... yaş nasıl olsun? Yaş, benim yaşıma göre tabii 30-35 arası normal diye düşünüyorum ama. 36-36.5, 30-35, evet, 67-70. Yani. Şimdi bankacı olduğumuz için her şey matematik üzerine kuruldu, hep rakamlar üzerine. Evet, bunları Excel'e oturtunca da kilosu mu çıkıyor hanımefendi? Evet. O yüzden işte evde kaldım. Tamam, var mı başka özellik böyle şu diyeceğiniz? Hayır hayır, başka özellik yok. İyi zaten. Yeterli bunlar. Peki, peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet. Günümüzde ilişkiler çok hızlı tüketiliyor efendim. Bu nedendendir ki bizim arkadaşımız bir fast food tesisi gibi bir yerde
hayatının aşkını arıyor. Bakalım o menülerin içinde aşkını bulabilecek mi? İzleyelim, görelim efendim. Ay yeter, öf. Pardon, affedersiniz. Burcu girince bana niye selam veriyorsun? Biz demin içeride görüştük. Allah'ın selamını Aferin, haklısın. Sen şimdi burayı dinlemiyorsun, bir şeylerle uğraşıyor gibi yapıyorsun. Tamam, buyurun efendim, böldüm, affedersin. Öf! Ay yeter artık, öfleyip öfleme Allah aşkına ya. Ay fenalık geldi içime. Bak bugün buraya giriyoruz, bu işi bitirip çıkıyoruz arkadaşım, o kadar. Ya Mehtap anlamıyorsun ya, 1976'dan beri bekarım ben ya. O reklamcı çılgın Hüseyin'i hatırla ne olur. Kafaca uyuşalım. Kafa mı yapacaksın? Hep kafanla mı yani uyuşmak, anlayamıyorum. Öbür hatırlıyorsun. Beni mutlaka taşıman lazım diyor. Ama el insan yani. Gerçekten sonuncusu ise tam bir çılgın değil miydi? Kıskan beni bebeğim. Hoşuma gidiyor. Daha çok kıskan beni. Tam bir manyaktı. Yani başıma gelenleri görüyor musun? Ah Benav, ah inşallah Karadenizli birini bulmuştur, mutlu olmuştur gerçekten. Benim bir yani ne yapabilirim? Ayağım o da... Pardon, biliyorum, küçük bir hatırlat. Ne dediniz isme? Benav. Benav. Beyle Benav. Vaner değil mi? Vaner. Vaner, Vaner. Ha, Vaner. Yani sen çünkü Benav deyince değişik oluyor. Ha, Benav, Vanav. Evet. Tamam. Benav deyince alışılmadık bir isim oluyor. Vaner derse... Çok alışık. Her gün Vanav görüyorum zaten. Her gün Vanav. Evet. Hayvanızım tabii. Hatırlıyorsun onu, hani herkes Benav derdi, çok komik yani. Çocuğun adı oksaki çok basit yani, Vanav yani. Ve bunu anlamıyorlar. Neyse, önemli değil. O da inşallah Karadenizli birini olur, mutlu olmuştur. Kısacası Mehtap, benim bazı kriterlerim var. Yani buna uyan birini bulmam gerekiyor. Öncelikle bir erkeğin gerçekten beyefendi olması gerekiyor. Yani bunları arıyorum kısacası. Yani öyle birini nasıl bulacağım Mehtap? Ay kızım, zaten bu devirde öyle bir adam bulursan yani adamla çıkmakla kalma, çık tepesine, Taksim Meydanı'na götür. Bu benim be! Diye bağır, olsun bitsin yani. Ay inşallah. Ay nerede bu devirde bu adam? Ama anlamıyorsun canım. Seçici bir yapım var Mehtap. Yetercim, bence seni anlamıyorsun. Senin artık seçici değil, geçici bir yapım var. Kız yaşın geçti. Evde kaldın, yeter. Bak yaz düğün sezonu da geçirdik. Şimdi kış başlıyor. Sevgiliyle battaniye altında DVD izleme sezonu başlıyor. Bu sezonu iyi değerlendirelim ki yaza düğün sezonuna yetişelim. Doğru söylüyorsun. Yalnız Mehtap, bu aralar benim reytingim çok düşük. Yani beni gören kanal değiştiriyor. Nasıl bulacağım kendime bir erkek arkadaş? Ya kızım, seni onun için zaten Fesli Avcı'ya getirdim ya. He. Şimdi gireceğiz içeri, menüden bakacaksın, beğeneceğiz, bir tane paketleteceğiz. Oldu, bitti. Çok basit, hadi. Biliyor musun, beni çılgıncasına ikna etmiş bir yapın var. Merhaba sempatik güzel bayan. Hoş geldiniz hanımefendi. Aşkı Fesli Avcı incelerine hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz? Efendim, bana şöyle yardımcı olabilirsin. Menülerinizde neler vardırlar acaba? Efendim, erkek menümüzde çok fazla sevgili seçeneği var. İsterseniz kendiniz bakarsınız. Nasıl bir erkek tamam. istiyorsunuz acaba? Çok teşekkür ederim. Aslında ben tam olarak şöyle bir şey istiyorum. Yani atıştırmalık olsun. Yani geçici bir şey. Hafif olsun, hafif. Okey, o zaman ben size bir tane small light menü. Tamam. Bir tane small light boy menü alabiliriz. Selam bebeksin. Bilal ben. Sana reddedemeyeceğim bir teklifim var. Benimle çık... Al mısın? Nereden? Merdivenden mi? Hayır, çünkü sen bu boyla bu kızlarca merdivenden çıkarsın mı ondan kız? Bu ne cücük kadar? Bana diyene bak ya. Pigme. Efendim, isterseniz 99 kuş fark ödeyerek daha büyük boy menü alayım. Gerçekten bu benim için şahane olacak. Çünkü kendisi birazcık mınık için kanıyor. Yani bana daha büyük bir şey lazım çünkü kursağıma yetmez. Açım, aşk acısı çekiyorum. Açım, aşk. Örselendim ya. Vallahi örselendim. Aşk overlockçu misali ayağına geliyor. Ve sen onu depik inen itiyorsun. Vay be. Kusura bakma. Aşk beklemez canım. Okey. Bye.
Hadi bakalım kısa kes, hadi bakalım yürü. Evet, devam ediyorum. Neyse, büyük boy bir şey daha iyi olacak. Hanımefendi, o zaman ben sizin için büyük boy beni söylüyorum bir tane. Bir tane büyük boy beni alabilirim. Yani... Ne yapayım? Ne yapayım? Ay, kusura bakmayın ama yani bu oldukça yağlı. Yani gerçekten benim için birazcık imkansız. Bu aralar kendime birazcık dikkat ediyorum da bu beni bozar. Dikkat etsen olur. Memduh amcam gibi tipim var. Hadi abi, hadi. Tam işte, tam söylediğim gibi beni bozdu Mehtap. Takmayacaksın onları, tamam. O zaman ben size bir tane büyük middle boyfriend beni tavsiye ediyorum efendim. Tamam. Tamam, olur. Bir tanemizin boy şartmeni alın ömürden. Ne haber tatlı kız ha? Ne haber? Buradan solo bir içi akalım mı? Oradan da cübba bir içi akarız. Ne dersin? Hadi olmadı oradan başkasını akarız. Şimdi oralar alev alev yanıyordur. E siz bunu yakmışsınız. Hanımefendi herhalde çok fazla Antalya'da takıldığı için dibi tuttu. arkadaşlar, arkadaki erkek arkadaşlarımıza lütfen güzel davranın, dikkat edili. Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu tenin hastası çok. Ay olacak şey değil Mehtap, ne oluyor böyle? Ay aynen ya, gerçi uzmanlar beyazdan kaçın, esmer daha sağlıklı diyorlar ama... Kız kepekli olsun mu? Olsun olsun. Şampuan alınız kepeğinlerle. klasik boyfriend menü var mı acaba? Hani klasik tabii ki şey? Efendim var. Hemen sizin için siparişi tekrar giriyorum. Tamam. Bir tane orta boy klasik menü. Selam, ben Fikri. Yeter. Bu hiç fena değil ha. Vallahi olur var bunu. Aynen. Evet evet, gayet iyi. Ben burada mı istersiniz yoksa elde mi istersiniz? Yok yok, el ele şey yapmayalım şimdi şeyde. Biz burada oturup şey yaparız. Ne güzel evde tanışmış olayım. Ne gülüyorsun kızım? Ne gülüyorsun, komik bir şey mi var? Ha? Söyle biz de gülelim. Pardon, bakar mısınız? Menüde kıl var. Sen de kıl bir adamsın be. Fikri, defol git, çık dışarı oğlum, kovuldun. Defol. Hanımefendi kusura bakmayın yani, çok özür diliyoruz. Müesses olarak biz yani... bir şekilde yani memnun edemedik. Yani... Ama isterseniz ben ürünlerimi buraya getireyim, siz kendi gözünüzle görün, siz seçin. İster misiniz böyle yani, bir şey? Yani oldu, görürüz yani, olur. Biraz isteriz tamam yani. Tamam hanımefendi, siz sakin olun. Sonra kar yolunu bulur. İnşallah. Hadi abi gönder. Gönder abi, ekleme yapma. Selam. Ne yapıyorsun? Kayalıklara gidelim mi? Plan bir şey bu galiba. Kayalıklar. Kayalık mı? Ne kayalığı be? Kayalıklar olmadı mı? Olmadı. Eve gidelim. Ev boş. Anne evde. Kızım bu hormonlu hormon. Bundan hormon fışkırıyor. Deli misin? Bu olur mu? Evren diyor. Manyak mısın ya? Hanımefendi hormonlu bu. Bundan hormon fışkırıyormuş. Ben sonuçta organik bir şey rica ediyorum. Yani doğal bir şey olsun. Sağ... Doğal da olur. Ah! Orsan var. Ormana gidelim. Orman boş. Yeah! Ya oğlum defol git, kovuldun. Defol. Aynen. Siz kaybedersiniz. Hadi abi, hadi abi. Abi. Yerleriniz kaynıyor yalnız. Hanımefendi bir şekilde çözeceğiz yani. Bizde ürün çok fazla. Şimdi ben bir tanesini daha çağıracağım. Tamam. Çok fazla size hitap etmiyor olabilir ama siz yine de alıcı bir gözle bakın. Tamam yani ne yapayım? Hadi ben... abi bekleme yapma, gönder abi. Resmen lokma şeklinde geldi. Pardon, o şeyi alkışta kaçırdık. Bir geri alabilir miyiz orayı tam o anı? Güzel. Tam oradan bir daha oyna. Hadi abi bekle. Hadi abi yürü öne, geç abi, bekleme yapma. Merhaba. Demek merhaba ha? Ha merhaba. Oysa telaffuzu ne kadar da basit, iki ufak hece, mer, haba. Ama benim sevdalarımda merler hiç haba olmadı.
Hep heba oldu. Bana varsa yoksa eyvallah. Güle güle öptüm kit bay. Sevda bir kuşun kanadındaydı, ben kakasında. Oh benim gitti yüreğim vay. Hayatımı yaşayamadım vay. Vay 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 vay. Ay bu acılı. Acı bana dokanıyor. Ben buna mümkün değilim, et diyemem. Tamanın yaramı kopardılar o ey 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 o ey 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 ey. Tamanın yaramı kopardılar ey ey ey. Yine de karadı yaram o ey 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 ey. Ay yok yok yok. Yok. Bu da olmaz mı? Olmaz ki. Gözün ben yaş geldi, sinirlerim bozuldu. Bu olmaz, yok. Yok olmaz bu. Çık abi dışarı. Hadi abi git abi, kovuldun sen de yürü. Giderken kaybettiğin sevgiline şöyle de bir dön bak istedim. Evet. Pardon. Şimdi böyle bir atar yapıp çıkıyorsa, yol oraya denk geldiyse yokuşa, o yokuşu aşar gider bu adam. Şimdi madem öyle bir atar yapıyor değil mi? Gururundan oraya döndüyse oradan gider. Ne demek istediğinizi çok iyi anladım, lütfen izleyin. Giderken kaybettiğin erkeğine dön de bir bak istedim. Hanımefendi sakin olun, ben size son bir seçenek daha sunmak istiyorum. Belki bunu beğenebilirsiniz. Tamam. Abi gel abi sıradaki. Nerede? Gelmiş abi. Happy deal. Happy deal diyor. Mutluluk veren bir şeyler olmalı bu insanda. Merhaba. Merhaba. İlk görüşte aşka inanır mısın? Yoksa çıkıp tekrar içeri gireyim mi? İnanır inanır. Bahçede boş bir masa vardı. Acaba çıkıp hep birlikte bir oturup böyle sohbet mi etsek acaba? Diyorsun mu? Ha iyi tamam oldu. Biz de şahane sohbet edelim. Olur tabii, buyurun. Buyurun. Ha, tabii tabii. Buyurun, tabii. Buyurun teyzeciğim. Astereo Facelar zincirlerine hoş geldin. Nasıl yardımcı olayım teyze? Bağırma. Bağırma, bağırma. Gören duyan olacak şimdi. Bana bak. Bana şuradan şöyle sohbeti tatlı, endamı şanlı, ekstra yaşlı bir old boy menü ver bakayım. Bir tane ekstra yaşlı old boy menü olabilir mi lütfen? Mama fi, fil hakika. Ay ya mama fi, fil hakika. Ay kız bu tam benim kalemim. Aysel beğendiğini belli edecek fiziksel hareketler de yap. Şenlen yani o cümleyi söyleyince. Tam aradığın tipmiş, tamam mı? Bahadır bir daha alalım orada. Mama fi, fil hakika. Ay mama fi, fil hakika. Ay bu tam benim kalemim. Kız bu sağlam mı? Hayır geçenlerde de aldım, eve götürdüm, ürün kurtlu çıktı. Sen ne demek istiyorsunuz? Yani kurtlu derken yerinde duramıyor manasında mı? Yok kız, adam ölüydü. Ya Rabbim, bizim ikramımız olsun hanımefendi size. Ah şöyle aferin sana. Ay bunu böyle gazete kağıdına mı sersek acaba, gören olmasa? Ay neyse heyecanlanıyorum. Yürü hadi bakayım old boy, gidelim. Efendim, sene 73. Mevsimlerden sonbahar. Bendeniz böyle semaya, ufka doğru derin derin bakıyorum. Easy boy, easy. Bana her şeyi evde anlat. Evde mi? Buyurun, buyurun.
Yeter Şenol. Hanımefendi, size şu anda aşırı derecede ciddi bir şikayetimi bulunmaktayım. Ve bulunuyorum şu anda zaten. Alın lütfen efendim bunu. Bu soğuk, bu soğuk. Buz gibi ya. Bir problem var. Var. Havuz problemi var. Can bedenden çıkmayınca ne olur? Ha ne olur? Diğer derslerinden kalır. Seni görünce gözlerim dolar. Kulaklarım yürü olur. Küçük çekmece sefa köyü canım. Ya. Allah'ım şu şakaları, şu esprilere bak. Buz gibi resmen soğumuş menü veriyorsunuz ya. Böyle bir şey olmaz. Bunu istemiyoruz. Hanımefendi gayet güzeldi. Çıtışır abi, çıtışır. Tamam gel abi. Gel abi konuşalım. Ya çok iyi var ya. Ya. Aşkına ya. Boş ver seni bu aşk sarayı feslan meslan. Gidelim ya. Boş ver, paramızla rezil olur. Sen gidelim ya. Adamcı ya. Adamcı ya. Adamlarım var adamcı. Ablacığım alır mısınız? Taze taze, bunlar ilişkiden yeni çıktı, çıktı. Adamcı ayağınıza geldi adamcı. Ne diyorsun Mehtap? Ya ne bileyim, sokaktan almak nasıl olur bilemedim ama hiç fena değiller ha. İyi görünüyorlar kız. Ablacığım bunların hepsi çok tatlıdır bak. Ben sana vereceğim, omzuna yaslayacaksın, beğenmiyorsan almayacaksın. Denemezsin bedava. Gel. Gel. Al bunu şöyle. Al şöyle şurandan. Ne oluyor lan? Lan! Abla ben sana vurdum. Lan! Mahcup oldum, defolu çıktı lan! Oğlum! Gel. Gel. Allah belanı. Kusura bakma. Şansıma bak. Sen beni mahcup ettin amma, gel. Ben bunu sana veremem. Gel. Gel. Peki amcacığım, biraz daha yakından bakıp da şöyle elleyip yoklayabilir miyim? Tabii, şimdi bacım bunların hepsi orijinal. Heh. Bunlar ihraç fazlası. Son anda yurt dışında master'a gidemeyenler bunlar. Ben kendi ablama, kız kardeşime, kusenime ne veriyorsam... aynısını satıyorum. Ha. Tamam. Bunu beğendim. Bunu beğendim. Onu bir bak, şöyle indireyim hemen sana. Gel oğlum. Gel. Gel bir bak abla. Gel, ha? Geç yanına. Tamam. Şakı gibidir bu var ya, bu aslan, aslan. Evet amcacığım. Sarayım mı bunu, ister misin? Amcacığım şey yapalım, saralım amcacığım sana zahmet. Gel oğlum, gel şöyle. Ha. Şöyle şey yapalım üstüne. Haydi Allah razı olsun. Çok, çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Hadi hayrını ver, hadi. Hadi inşallah. Abla sana da vereyim mi bunu? Ha, belki başka bir zaman ya, sağ olasın. Hadi gör. Lan cilve yapsana cilve, hadi. Hadi günler. Ay Mehtap, yüzüme alamıyorum. Ben de. Acayip bir şey değil mi? Sütun gibi vallahi maşallah. Ben istersen girizgahımı yapayım. Tabii. Merhaba, ben Yeter. Nartık benimsin Yeter. Nartık çalışmanı istemiyorum. Nevinin kadını, çocuklarının nanası olacaksın. Anlaşıldı mı? Oho, ay, sokaktan alırsan böyle olur işte. Ay vallahi bu adam son kullanma tarihi geçmiş bir adam. 1970'lerden kalmış kız. Bu ay hiç düşünemedik. Nartık buralarda hopidi hopidi dolaşmanı da istemiyorum. Hopidi diyor. Evinde oturacaksın ve beni bekleyeceksin. Ayaklarımı yıkayacak, soframı kuracaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşılmadı. Mehtap, ben bununla kesinlikle anlaşamam. Yani nana da olamam, hiçbir şey de olamam. Seni şimdi aldığım gibi amcaya geri veriyorum. Resmen defolu insansın. Adamcı! 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 Teşekkür ederim efendim. Şimdi bizim ödevleri olan iki tane çocuğumuz var. Tabii o çocukların aileleri var. Bakalım o aileler bu ödev konusunu, çocukların okul konusunu nasıl çözüyorlar? Onlara nasıl yardımcı oluyorlar? İzleyelim efendim. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Bilal'im ya. Vallahi iyi yaptınız. Görüşemiyoruz ya. Vallahi özledik oğlum ya. Alt katta oturuyoruz. İçten kuşten vakit bulup bir türlü bir araya gelemiyoruz ya Şevket abi. Vallahi ayıp bize be. Yazıklar olsun ya bize. İnsan mıyız biz? Hayvanız hayvan. Ya bu karaktersizlik ya. Ben bizim var ya ta... Hop hop.
Oğlum sakin ol, niye o kadar abarttın ya yani? Haydi çocuklar, siz içeri geçin, dersinizi çalsın. Bence bizim yanımıza durmayın. Of anne hadi, ya of. Hadi gidin bakayım, hadi. Hadi gidin bakayım, bilgisayar falan sakın bakmayın. Vallahi gelip kontrol edeceğim ha. Tamam anne. Ay kızım, ne olur sen çok konuşma. İşte. Tamam sesin, baba. Sesin rahatsız edin. Buyurun, buyurun, buyurun oturun. Ay Sinem, bilgisayara takılmaya gelip bakacaklar dedin ya. Kız onu neyi söyledi? Vallahi. Hayır, çünkü derslerini çalışmıyorlar. Sonra hocalar bize fırça atıyor ya. Hafta sonunda veli toplantısı varmış Bilal abi. Coşkun niye? Öyle yani. Hep beraber haberdar olalım. Var var, bizim haberimiz var. Mehtap bana söyledi. Hayır, gidiyorsun o veli toplantısına. Gene bin ton şikayet dinle gel yani. Vallahi en sevmediğim şey ne biliyor musunuz? O saniyenin oğlunun notlarıyla hava atması. Ah, var ha, bir gün çıldıracağım ha. Kız Sinem, çocukların ödevlerini de kendileri yapıyormuş ya. De. Öğretmeni dedi Şevket. Ya ne kadar ayıp ya. Ne kadar ayıp ya. Bu çocuk ne öğrenecek ya? Nasıl öğrenecek soruyorum. Benimkisi tatlı bir merak soruyorum. Bu çocuk nasıl öğrenecek ya? Ya bunlar insan değil Şevket abi. Yemin et ya, sen çocuğuna bunu nasıl yapabilirsin ya? Bu çocuk hayatta nasıl başarılı olacak? Sen hep bu çocuğun yanında mı olacaksın? Böyle ana baba olmaz olsun ya. Ya bunlar Allah'ından bulsun. Tüh ulan size. Bilal oğlum. İş yerinde problem mi var? Sen niye böyle acayip acayip yükseliyorsun ya? Ya abi ben buna dayanamıyorum ya. Vallahi ben buna da... Benim hassas noktam da bu işte. Herkesin bir hassas noktası var. Çok doluyum ya. Ha. Çok doluyum. Ya haklı. Sen şimdi al o çocuğunu cami avlusuna bırak, daha iyi yani. Hayır, emeklemeden koş diyorsun çocuğa. Boşar nasıl mı anne, nasıl baba bunlar ya? Tabii canım, şimdi bize de ebeveynler olarak bazı görevler düşüyor. Nedir mesela? Çocuklarımıza yardımcı olmak. Ne bileyim, elbette bir yol gösterme olacak. Mesela çocukların zor soruları olabilir. O zaman elbette ki yardım... Aman Şevket abi bak. Sen yapma bari sakın. Etmemeliyiz. Yardım asla. Ama çocuk dıkalınca böyle bir yol gösterme. Abi bak, kalbini kırarım ha. Şevket abi sakın, hassasım. Çabasına bile girmemek lazım. Bırak, kendi çözsün çocuk, değil mi? Aman hadi. Şevket abi aman, yaman Şevket abi yaman. Baba hadi, gelmiyor musun? Hani ödevimi... Lan oğlum sus, git buradan çabuk. Tamam hadi dışarı çık bir an. Ne saygısız bir çocuksun, burada sohbet edelim. Lafı bölüyorsun ya Bahadır. Ama baba ödev. Lan oğlum git buradan. Seni duymak istemiyorum. Seni duymak istemiyorum. Aman abi. Ya baba ne oluyor? Hep ödevlerime yardım ederdin. Şimdi niye etmiyorsun ya? Abi. Ne lan abi abi? Yapıyorum işte çocuğumun ödevini, yapıyorum işte. Akşam akşam ya terden bulaşık süngerine döndüm ya. Aa, Aysel, bu size hiç yakışmazdı. Yok yok Sinem, yok yok öyle değil. Yok şey, ya bizim çocuk biraz baskıya gelemiyor. Vallahi anlama problemi var. Dikkatini toplayamıyor, odaklanamıyor, konsantrasyon sıfır. Sayısalı zayıf, sözde de kapasitesi yetmiyor. Bizim çocuk bildiğin angutmuş ya Şevket. Çocuklar zekalarını annelerinden alıyorlarmış. Baba! Kızım konuşma. Hangi yardıma gelecektin? Yardımı, ne yardımı? İlk yardımı. Ben bunu ehliyet kursuna yazdırdım. Direksiyonu iyi de ilk yardımı zayıf, ne yapacaksın? Ya ne ehliyeti be? Ödevlerime yardım edecektin ya. Konuşma. Ya sen burada bizi sabahtan beri esir aldın. Baskı vurdun, demediğini bırakmadın. Çocuğun ödevini mi yapıyorsun ya? Şimdi abi... Ne lan kalabasan gibi çöktün üstüme ya? Meğersem aynı altı orada yiyormuş bak. Aferin. Hiç yakışmadı Sine. Tamam canım Allah'ına. Nesine hadi herkes... Hadi gel bakayım çocuklar, siz kendi ödevinizi kendiniz yapın ya. Yardım vardım yoksa hadi bakayım. Hadi odalara. Hadi. Ha, niye? Ne var çocuklarınızın ödevine yardım etsiniz? Ne güzel bize yardımcı oluyorsunuz işte ya. Evet ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bak misal benim resmim o kadar kötü ki anlatamam size. Geçen gün öğretmen ödev vermiş, benim resim ödevimi babam yaptı. 95 aldım. Evet.
Ben de öyle. Benim ödevimi de babam yaptı. Babam yapmasaydı ben hayatta 60 alamazdım. Alamazdı. Biz niye 60 aldık lan? Niye 60 oğlum? Baba, hoca o bacadan çıkan dumanı hiç beğenmedi. Oğlum duman değildi ki o. Dağların arasında lakan nehirdi. Duman mavi mi olur? Bu resimci bana dak diye ha. Yok ya, Şevket abi. Çok üzülme, boş ver, sinirlenme. Yani herkesin resmi benim kocam gibi çok iyi olacak diye bir şart yok. Yani benim kocam natürmort çalışır. Ayo renklerin bütün tonlarına hakim. Niye? Çünkü doğal yetenek. Canım şimdi herkesin içinde de bana böyle şeyler söyleme. Beni bilen bilir yoksa. O 5 puan nereden kırdı acaba? 95 almışız ya. Perspektifte mi sorun var ki? Olsun baba, üzülme ya. Ana bulamayanlar da var. Ay be! Ne ya? Ne yani öyle? Resim yapmayla sınıf geçilseydi oho. Resim yapmakla sınıf geçilseydi oho. Benim babam bir kere en süpersonik olduğu konu coğrafya. İstese şu soruyu şap diye çözer. Benim bir kere en süpersonik olduğum konu coğrafya. Ben istesem o soruyu şak diye çözerim. Sor. Söylüyorum baba. Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil, VB nokta... çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan birikintiye ne denir? Birikinti denir. Şıklarda yok baba. Allah Allah ya, biliyordum da. Neydi ya şey? Moloz var mı? Alivyon. Alivyon mu bakayım? Şıklar. Lan var. Var. Nasıl bildin kız? Şşş. Gözüme bir güzel görüktün ha. Bu gece senden özel olarak alivyonlar hakkında konuşmak isterim. Ne oldu, ne oldu? Cevabı alnınızın ortasına şak diye çaktık mı? Ha, ne oldu? Mehtap, bizimkileri gördün mü? Ne oldu? Gördüm, ne oldu? Senin baba onu yaptıysa benim babamın nasıl... Allah etmesin, hakikaten böyle çocuk. Peki yani bir bakar mısınız? Sırf ses mi? Ben görüntüyü zaten sildim de sesi silemiyorum. Bu tarafa hiç bakmıyorsun oynarken. Zurna gibi çıkıyor sesi ya. Sen, sen yanında... Hiç bakmıyorsun. Vallahi konuş ki ağzına para sıkıştırasın geliyor. Sen yanında olduğun için şanssızsın. Şevket ne yapsın? Karşıdan bakıyor. Yok, ben alıştım buradan. İyi artık. Az bir şey kaldı. Devam edelim. Ne yapalım? Ne oldu Mehtap? Gördün mü bizimkileri? Şov yaptılar, şov. Ha, gördüm, gördüm. Ne olacak? Sen bir kere ödüyorsa benim babamda. Kızım acık kız. Sinirlerim bozuldu. Benim babamın da en süpersonik olduğu konu matematik. Tabii canım. Herkesler bilir benim kocamın matematikte çok iyi olduğumu. Teveccühünüz. Ver bakayım ne diyormuş soru. Bir okuyalım önce. Ve cevabını verelim. Hadi. Bu soru. Komple mi? Yok bu, bu, bu. Şu kadarı. Cemalettin... herhangi 4 rakamı silinip kalan 2 rakamı sağdan sola doğru aynı sırada yazıldığında 3 basamaklı ve 6 ile tam bölünebilen bir sayı belirten 7 basamaklı doğal sayıların her birini kağıda yazıyor. Daha sonra bu kağıtların tümünü bir torbaya atıyor ve babasına bu torbadan rastgele bir kağıt çektiriyor. Buna göre Cemalettin'in babasının torbadan çektiği kağıttaki 4 basamaklı doğal sayının aynı olma olasılığı kaçtır? Evin yansın Cemalettin. Ocağın söylesin Cemalettin. Hayır, babası da demiyor ki Cemalettin, Cemalettin. Sen neyin peşindesin?
Anladım. Al bunu götür, hocana ver, bu soru yanlış. Hatalı soru ya bu. Bilal ne oldu lan? Sıkışınca soru hatalı. Nesi var? Taş gibi soru. Ama biraz zeka istiyor. Yok mu oğlum başka soru? Sor. IQ fışkırı, IQ. Ben bilemezsem anan bilir. Sor. Haydi sor. Bende de aynı soru var baba. Oğlum soru yanlış duymuyor musun? Aynı soruyu niye getiriyorsun bana? Bilal amcan söyledi, soru hatalı. Varsa başka soru onu sor, benim zekamı boşa fışkırtma ya. Var baba, senin en bilinç olduğun konu kimya. Ha kimya kolay. Kimya, kimya. Güldürürken düşündürüyorum. Kimya, kim? Ver bakayım soruyorum. Biz buna maruz kalıyoruz tadımız ya. Periyodik sistemin sağ tarafında yer alan son katmanında 5, 6 veya 7 elektron bulunan, elektriği ve ısıyı iyi iletmeyen mat görünümlü elementlere verilen isim nedir? Mat görünümlü, ısıyı iletmeyen. Alüvyon. Hanım tadında bırakalım. Mat görünümlü diyor. Isıyı diyor iletmeyen element diyor. Nubuk. Nubuk. Nubuk maddi ısıyı iletmez. Kahretsin çok zekiler. Mehtap ne oldu? Mosmor oldun mu? Ne oldu? Nerede? Hiç de bilen olmadan, hiç de mosmor olmadan... Sus! Şeytan! Sen de öyle dur! Kızın üstüne yürüdü adam. Beynim hareket edemiyor ki kızım. Sesin buradan giriyor, tahribat veriyor, buradan böyle açılıyor. G3 mermisi gibi ya. Konuş yavrum, yapacak bir şey yok. Yok. İşte bilem, işte bilem. Ne oldu? Hiç de mosmor olmadım bir kere. Hiç de bir şey olmadı bana, tamam mı? Hepsinin aynı sözlercisi. Yok, sayısalcısı. Kelimelerini idare edin kullandın. Bazı yerleri kes. Tamam. Sizin aile eğer sayısalcıysa bizim aile de sözelci. Hah tamam yavrum. Aç sözelini. Aç sözelini kızım. Sözelini ver. Ver bakalım ne diyor? Ne diyor? Bu soru bu. Hah tamam. Ne soruyor? Ay. Roma'yı kim yakmıştır? Totti. Geçen maç 90+3'te penaltı kaçırdı, yaktı Roma'yı. Vallahi bildi lan. Ya onu demiyor ya. Hayır şey diyor. Tarih sorusu ya, şehri diyor. Tarih gerçek Roma'yı soruyor. Ya dur, Roma'yı kim yapmış? Roma ne ya? Yaz kızım. İmparator Neon. Hatta öyle bir ışık çıkmıştır ki o yangında. Öyle bir alev varmış. O neon ışıkların ismi de oradan gelir, İmparator Neon'dan. Neon'du Şevket abi. Kurudun kaldın öyle. Aslan karım benim, aslan. Apartmanın girişine neon tabeladan adını yazdıracağım senin, bollum. Sor oğlum sor. Yok mu başka soru? Bana soru ver oğlum, gel. Soru ver bana, yok mu başka soru? Var baba ama bu sefer biraz zor, mantık sorusu. Mantık, tam benim sorum. Mantık dedim mi orada duracaksın? Dur, hop geri çekil, ben de sor. Şu en alttaki. Ahmet'in oğlu benim oğlumun babasıdır diyen bir adam Ahmet'in nesidir? Çok kolay bir soru bu. Şimdi Ahmet'in babası benim oğlumsa sen benim babamsın. Ben senin oğlum, sen oğlum benim babam. Sen eğer benim babamsan ben Ahmet olarak amcam olabilir, bıyıkların keserse eltim oldu. Sen benim eltim. Sen benim kayınçom olursan belki dedelerimiz kardeşti kim bilir. Onunla ilgili bir şey. Ben sorunun içinde kayboldum. Beni bu sorudan çıkartın. Beni bu sorudan çıkartın. Baba bu soruyu bilmemiz lazım, tamam mı? Bu soruyu bilirsek en birincimiz olacağız babacığım, lütfen. Tamam mı? Bak, tamam babacığım. Babacığım ben
ben. Ben Ahmet'in oğlunun babasıysam, sen bunu bilip de susuyorsan ben bunu senin yanına bırakmam. Bırakmam. Bu nasıl bir aile? Bu nasıl bir entrika? Oyun içinde oyun. Ben bunu kaldırıyorum. Sinem tamam Sinem, lütfen. Dur. Sinem, bunu çıkarmaya gerek yok. Soru bende. Tamam. Şimdi Ahmet'in oğlu benim oğlumun babasıysa bu durumda onun oğlu oluyor. He. Bunu diyen adamsa Ahmet'in... Çok güzel. Evet, devam et. Çok güzel. Alivyon! Tamam. Kız, ilk maçta gol atıp sezon boyu yatan golcü gibisin ya. Sorun yok, sorun yok. Tamam. Ben bu işi çözüyorum. Evet, bence önemli olan burada Ahmet. Önce Ahmet'i bulmalıyız. Bu Ahmet kimdir, nerelidir? Onun babasıyla problemi ne? Bunlar önemli. Evet. Sinem, sen ben ol. Tamam. Abu Gırlent Ahmet olsun. Tamam. Kızım sen de kendin ol. Kendini bil. Ders için de ders veriyorum. Evet, ne yapacağız şimdi? Sen bensin. Evet. Bu Gırlent Ahmet'se. Şimdi bu Gırlent'i öbür tarafa geçir. Ha, ne oldu? Gırlent öbür tarafa geçmiş oldu. Evet, kızım sen kimdin? Onun kardeşiydin. Gırlent'i buraya alabilir miyim? Gırlent'i buraya. Ahmet. Evet, ne oldu? Ahmet, Gırlent bu tarafa geçmiş oldu. Süper. Ulan sen kimsin lan? Oğlum bak senin ününü sıkarım lan. Kimsin lan? Bize ya söyle lan. Tamam Bilal. Yapma. Bilal sakin ol. Kontrolü kaybetme. Onun da istedi. Benim de gücümü ele aldı. Tamam. Benim de gücümü. Ahmet. Abi. Ahmet. Abi tamam. Tamam. Tamam sakin ol. Tamam. Güçlerimizi birleştirelim. Bu soruyu beraber çözelim. Tamam. Evet. Beraberiz. Hep beraber. O zaman Bilal sen Ahmet'sin. Ben Ahmet. Benim oğlumun babasıyım. Ve ben de Ahmet'in oğlu. O zaman bunu söyleyen kişi Ahmet'in... Oğlu! 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 Lan bizden kaçan mı be? Lan bize soru ver. Soru sor. Bize soru sor. Yine soru ver oğlum. Ver lan. Yaprak test, maprak test bir şey yok mu oğlum? Boşluk doldurmaca. Bak elim ayağım titriyor. Çabuk ver. Yok baba ödev bitti. Bitti mi? Bitti. Nasıl? Nasıl bitti? Ne demek bitti lan? Yok. Ya ödev hiç biter mi? Ne demek bitti? Yok zaman. Anne beni korkutuyorsun. Bitti ödev bitti. Korkma. Yarın gidersen de çalışalım. Mesela yarın ne var ilk ders? Yarın ilk ders beden. Süper hanım. Parandaya geç. Evet. Dahlak atıyoruz. Bir, iki, üç. Dahlak. Dahlak. Üç. Dahlak. Dahlak. Hanım. Biz de gulem yapsak gel kızım. Lan lan! Sakatlık çıkarma Allah size. Biz de dakla yapalım. Dakla hadi mı? Dakla dakla. Beden de dakla. Bir, iki, üç. Dakla! Ben de yedim. Dakla bana kaldı galiba. Hadi bakalım. Evet, artık rahat rahat bilgisayara takılabiliriz. Ben bu gazla babama askerliğimi bile yaptırırım. Çak! Evet efendim. Hiç aşk acısı yaşamış olan var mı? Beyefendiye verelim mikrofonu. İsminiz? İsmail Karadağ. İsmail. Evet. İsmail Bey, aşk acısı yaşadınız. Evet ama şu anda evliyim yalnız. Size iyi akşamlar diliyorum. önceki okul evet. Çağlarından gelen bir konu. Gençlik çağlarından. Evet. Kimdi? Selda. Ben yemin ediyorum isim vereceğinizi hiç düşünmedim öylesine sor. Güzel, açık bir şekilde konuşuyoruz konuyu. Evet, Selda evet, Hanım. Medeni. Ne oldu? Nasıl bir arkadaşlık başladı? Sonra olmayacağına mı karar verdiniz? Nasıl oldu olay? İşte kısa geçti zaten. Kısa sürdü. Ama ben acısını çok yaşadım, uzun yaşadım. Nedir aşk acısı? Nasıl yaşanır? Neler yaşıyoruz? Hangi duyguları hissediyoruz? Yemek yenmiyor. Yüz gülmüyor. Şu bölgede tam karın boşluğunda şiddetli bir ağrı oluyor. O reflü başlangıcı da olabilir. Ona baktırmak lazım. Evet.
slow ve arabesk tarzı müzikler dinleniyor. Sonra tabii bunu arkadaşlarla paylaşıyorsunuz, acınızı. Evet. Hiç yardımcı olan, tavsiyeler veren, size bu anlamda yanınızda olan arkadaşınız oldu mu? Hayır. Siz acınızı yalnız yaşamayı mı seviyorsunuz? Yani buzdolabına gidiyorum, orada serin soğuk bir şey var. Onu bir şeyle karıştırıp... öyle... Bak, aylarca düşünsem böyle bir tarif aklıma gelmez diye. Peki sizin böyle terk edilmiş ya da bu aşk acısı çeken insanlara tavsiyeniz ne olacak? Daha önce yaşamış biri olarak. Sevmeyin. Direkt. Yani ne onu, yani muhakkak o duyguyu yaşayacaksın. O yüzden yapma diyorsun. Ki yani bu bir hani öneri tavsiye gibi bir şey. Zaten hiçbir evli erkek mesela bekar bir arkadaşına hani evlenmeyi tavsiye etmez. Niyedir o sizce? Yaşadığı için. Tecrübe edindiği için evliliği. Kötü bir şey mi ki? Yani evlenene kadar iyi bir şey. Evlendikten sonra kademe kademe düşüyor. İsmail Bey, şimdi... buna girmek istiyor musunuz bu topa? Emin misiniz? Bu şov da saati gelecek, bitecek yani. Ya dedim ya, medeni bir ortamda konuşuyoruz burada. Ya sonra biz öyle de. Gireceğiz. Orası dört duvar, bize ait. O medeniyetten uzak biraz orası. Peki de eşinizin adı ne? Yeşim. Yeşim Hanım'a anlayışından dolayı teşekkür ediyorum. Çok merci. Şurada bir hanımefendi var, bir de onunla konuşayım. Songül benim adım. Songül, evet. Evet, ya benim biraz taze yani. 3 hafta oldu. 3 hafta oldu. 3 hafta, 5 saat falan diye sayıyormuşum canım. Yani 3 hafta oldu. 5 saat. Ya onu attım şu anda. Sayan insanlar var ya, ben sadece hafta hafta gidiyorum. Siz sadece hafta sayıyorsunuz. Aynen. Abartmanın da bir lüzumu yok canım bu. Evet yani haftalar bitmeyecek yani. Ama siz saymayı unutacaksınız bir süre sonra. Evet. Ya yani öyle umuyorum. Ne oldu da ayrılık gerçekleşti? Yani böyle biraz tükettik gibi. Bir yani, süre sonra evet değil mi? Tükettik bazen. Evet yani tutunamadık hayata ve kendimize. Birazcık ya, sıkıntılı. Çok birbirinize göre değil miydiniz acaba? Ya çok birbirimize göreydik. Ama tutunamadık yani çünkü... Tutunamadık ne demek yani? Yani... Yani hayatta tutunmaya çalışmak var. Bir de ya zaten hayata tutunamıyorsan başka kimseye de tutunamıyorsun. Yani çok ince bir çizgi. Öyledir tabii. Evet. Biraz bu ya depresif tipler olduğumuz için birbirimizi daha çok depresyona sürükledik ve sonuç olarak ayrıldık. Çözüm olarak güldür güldür şova geldiniz. Evet, en doğrusunu arkadaşım, yaptınız. Depresyon boyunca beni yalnız bırakmadı. Depresyona birebir geliyoruz evet, efendim. Evet, tiyatrolar, aktiviteler, konserler, her şey. Yani... Ama özellikle güldür güldür şova. Evet, tabii ki gülmek için yani. Bir de sizi bayağı sevdiğimiz için. Peki yani... hiç tavsiye vereniniz var mı? Yanınızda olan var mı bu acı sırasında? İşte ev arkadaşım Gülnur. Görelim Gülnur orada. Hanım'ı, görelim. Bir ayağa kalkın hanımefendi. Benim psikoloğum oluyor. Kişisel psikoloğum olabilir. Ne iş yapıyor kendisi? Özel bir şirkette çalışıyorum ben de. İnsan kaynaklarında. Evet. Öyle yardımcı olmaya çalışıyorum. Nasıl hanımefendinin durumu nasıl? Atlatıyor İyi. Mu? Atlatacak. Sizin de yardımlarınızla. Evet. Elimden geleni neler yapıyorum. Tavsiye ediyorsunuz? Bu yanında olma işi nasıl ilerliyor? Biraz... Ne yapmak lazım? Kafasını dağıtmaya çalışıyorum. Şöyle zaten çalışıyor. Onun dışında da... Hani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Konser, tiyatro elimizden geldiğince. Yani şu an için en azından yöntemim bu. İşe yaramazsa başka bir şey düşünürüm ama şimdilik ben de bu yolda ilerliyorum. Sonra battaniye, dondurma olarak. Biraz evet. Yani umarım o raddeye geçmeyiz diye bekliyorum ben. Bakalım. Peki hanımefendiye verelim bir daha mikrofonu. Tavsiyeniz var mı bu acıyı yaşayanlara? Tecrübe eden biri olarak. Yani tavsiyem beyefendiye katılıyorum. Bence mümkün olduğunca kaçınmak gerekiyor böyle şeylerden. Çok gereksiz yani. Gereksiz acı ya. Ne gerek var ki yani? Yani zaten... Songül Hanım, bir iki ay sonra bir daha konuşalım bunu. Yüzünüzde gülücüklerle. Geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz Yok, bir şey? Yok, teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun. Efendim, Allah kimseyi aşksız, sevgisiz bırakmasın tabii. Bizim bir arkadaşımız var. Aşk acısı yaşıyor.
Bakalım arkadaşımızın arkadaşları ona ne kadar destek oluyor, ne şekilde destek oluyor, ne şekilde yanında oluyor, izleyelim görelim. Oğlum, 30 yıldır saplanıp kaldığımız saplığımızdan nihayet kurtuluyoruz ya. Kız arkadaşlarımızla ilk defa baş başa kalacağız babacığım. Yalnız kanka, kral sofra oldu ha. Kızlar bu sofrayı görünce pat diye kucağımıza bayılmazsa ben de kadınlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Kardeşim sen kadınlar hakkında zaten hiçbir şey bilmiyorsun ki. Evet doğru, olabilir. Bilmiyorum. O yüzden bu dağ evine gelebilmek için 2400 metre tırmandım ben. Saplığı zirvede bırakacağım kanka. Geldi. Burcu geldi. Ya, Burcu geldi. Baksana, hayır onlar, ya onlar daha yemek almaya gitti. Samet'tir. Mehtap'la o da gelecekti. Kardeşim, kankam benim. Aşk evine hoş geldin. Eyvallah. De, ne oldu sana? Mehtap nerede? Ya Mehtap gelemedi. Beni birazcık terk etti de abi biz... Mehtap'la ayrıldık ya. Nasıl? Ha. Mehtap'la. Olur mu lan? Oğlum ya siz ikizler gibi hep aynı kıyafeti giyip el ele tutuşan... ...ne bileyim tuvalete gittiğinizde özledim diye mesaj çeken... ...böyle yıl ışık iğrenç bir çiftiniz. Sen perişan olmuşsundur şimdi ya. Yok be abi, ne perişan olması Allah aşkına, sen deli misin ya? İyiyim ben. İyiyim. İyi değilim abi, iyi değilim ya. İnsan bu kadar sevilip de sonra bir anda terk edilince sudan çıkmış balığa dönüyor biliyor musunuz? Yani böyle birazcık sarılmaya, konuşmaya, ilgiye, şefkate o kadar açım ki... Zor ya, zor. Vallahi. E oldu kanka, hadi görüşürüz, tamam. Kendine çok dikkat et, tamam mı? Ha nasıl, tabii ben gideyim mi? Tabii. Ha tabii, haklısınız ya. Sizin de şimdi kız arkadaşlarınız gelecek değil mi? Hiç ortamınızı bozmayayım, ben gideyim. Vallahi bayağı da hazırlık falan yapmışsınız, sofra hazırlamışsınız. Ne güzel ya, Mehtap da gel. Neyse ben gideyim. Tabii siz böyle iki tane çiftsiniz, arada benim böyle ne işim var değil mi? Ben gideyim. Gideyim. Kardeşim ama sen gitmiyorsun. Doğru ya. Ben evet, o zaman ben gidiyorum. Lan git git! İçeri doğru açılıyor kanka. Aa Samet! Bu haber geldiniz mi? Mehtap nerede? Mehtap beni terk etti. Ay! Aman yazık! Aa Samet de tam olarak şu anda gidiyordu. Şöyle, sen şöyle gel. Ay, siz geçin. O gidiyor zaten. Değil mi kardeşim? Sen gidiyordun zaten. Tabii. Ay ama gidiyor, öyle gidiyor. Olur mu ya? Yani ama ya bu halde bizimle kalsaydı bari. Ya evet ya, kalsın evet. Dertleşelim ya. Olur. Aa kızlar, siz de yani olur olmaz şeyler söylemeyin Allah aşkına. Yani belki de her erkek gibi aşk acısını yalnız başına yaşamak istiyordur Samet, ha? Yalnız başına yaşamak istiyorsun değil mi kardeşim? Hı? Değil mi? Yaşamak istiyorsun değil mi sen? Ha. Tabii çocuklar haklı ya. Ben şimdi otogardan bir otobüse biner giderim. Siz hiç rahatınızı bozmayın. Size iyi tatiller. Ay kıyamam. Yazık. Yok be. O kadar da yazık değil yani. Hadi bakalım. Biz de romantik gecemize başlayalım. Pardon. O asmadan alalım. Gelince romantik gecemize başlayalım mı daha romantik bir figürle de anlatabilirsin. Yani yok be o kadar da şey değil deyip romantizme dönüp bir romantik figürle de oraya geçiş yapabilirsin. Havada aşk kokusu var kanka, sen rahat alırsın. Sonradan anladım söylediğini. Yok aşk kokusu yükselir, uzun boylusun ondan diyor. Buyurun. Yok be. Ya o kadar da yazık değil. He? Hadi. Biz de romantik gecemize... Romantik olmadı. Ama senin bel dekolten mi var diye kolları çok havaya kaldırma. Yok beden alalım. Onu romantik yap, çok kolları kaldırmadan yap romantik. Yok be. O kadar da yazık değil. Hadi biz de romantik gecemizi kaldığımız yerden devam edelim.
Bir dakika ya, bir dakika. Ben bir şey soracağım. Siz eğer, siz ikiniz sırf bizimle baş başa burada kalabilmek için o arkadaşınızı böyle gönderdiyseniz eğer... Siz insan değilsiniz. Doğru söylüyor. Siz eğer böyle bir hayvanlığı yapacak kişilerseniz biz şu anda burayı terk ederiz. Bilmiş olun. Yok artık kızlar ya. Biz o kadar duygusuz, cibiliyetsiz, kişiliksiz kişiler miyiz? Değil miyiz? Değiliz, değiliz. Ya arkadaşımız o bizim. Biz onu çok iyi tanıyoruz. O çok gururlu çocuktur. Ondan biz öyle davrandık ona. Ha. Tamam o zaman. Ay üşüdüm ben ya. Şömineyi mi yaksak? Ay sen üşüdün mü? Evet. Aa, ben seni bir öpeyim, geçsin o senin üşümelerini. Ya bir kere öpeyim. Hayır. Aa, ben de aşkımı öperim. Hayır. Öperim, hayır. Öperim. Hayır. Öper. Cilve cilve naz naz cilve cilve. Ses ne? Şey, çaydanlıkta çay var. Kapı gıcırtısı ya o. Bir şey, hayır ya. Biri ağlıyor. Bu şey ağlıyor, biri ağlıyor. Samet ağlıyor. Ay. Samet ağlıyor, Samet ağlıyor. Çocuk ağlıyor. Ya ne oldu sana? Sen niye orada öyle oturuyorsun öyle? Samet o soğukta sen. Sen ağlıyor musun? Yok canım. Ne alakası var ne ağlaması? Ay, ay kıyamam. Yazık. Samet, kardeşim orada yerde oturma. Bak yel girer. Ağız burun girer sana bak yel. Bir şeye ihtiyacın var mı canım kardeşim? He? Eldiven, bere, dayak. Ya çok özür dilerim. Dışarıda biraz tipi başlamış da. Acaba sizde fazla varsa bir tane at kalabilir miyim? Ha var var. Var. Al kardeşim. Hadi güle güle. Ya Mesut, ne yapıyorsun bu soğukta ya? İçeri mi alsaydık acaba? Çocuk tipi var dedi. Tipi olsaydı o kız bırakmazdı onu. Tipi falan yok. Sen bana bir yanak ver. Ya hayır ya dur. Yanacık yanacık. Ay, yanacık ya. Sen de o bana böyle tam ya. Olarak şurayı şöyle bir öpüyordun gibi gibi. Tamam o zaman bir dakika şey yapacağım. Öpeceğim şimdi. Ben hallederim. Abi. Ne var Samet? Allah'ını seversen ne oluyor Samet? Niye ağlıyorsun Samet? Pardon çok özür dilerim ya. Benim otobüse binecek param kalmamış da. Acaba sizde fazla varsa biraz para alabilir miyim? Çok pardon. Ömer sen misin o? Şu kapının oradan gel. Ömer, tavandan atıyorsun, tavandan içeri kar giriyor. Biz bunu gerçekmiş gibi yapıyoruz. Tam şeye, Samet'e yağdır karı. Tamam. Tamam kendim mı? Bir de yapabilirim hocam işte. Karın boyutlarına da dikkat et. Kafam kadar kar düşüyor yukarıdan. Ömer anlaştık mı? Evet. Tamam. Ne oldu Samet? Niye ağlıyorsun Samet? Bak içeri kar giriyor. Hadi artık Samet. Ya çok özür dilerim. Benim... Ya Ömer kime diyorum? İsmail buradan duymuyor galiba. Sen anlatsana. Kardeşim kar yağacak, çığ düşmeyecek. Tabii ya. Samet ver karları Ömer'e. Al abi karları. Bunları kar boyutunda düşün. Buyurun. Evet. Ne oldu Samet? Niye gülecekmiş gibi bakıyorsun Samet? Git Samet git. 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 Çok özür dilerim. Seni bu hale sokmak istemezdim. Ama otobüse binmek için benim param kalmamış da. Sizde fazla varsa acaba ben biraz para alabilir miyim? Ay, ay kıyamam. Yazık. Tabii canım ne demek ya Samet'ciğim. Al istediğin kadar al. Al. Al da git Samet. Allah'ını al hepsini al. Git Samet. Eyvallah. Git. Sağ ol. Git. Sağ ol. Kapıyı kapat. Aşkım. Gel biz camdan seninle karın yağışını izleyelim. Ay pardon. İyi misin aşkım? İyiyim aşkım. Ay. Ay, kar da yağıyor. Ne güzel. Oh be. Abi.
Bir sıcakladım ben. Ne var lan, ne var? Pardon. Dışarıda ayı var da. Sizde fazla varsa tüfek alabilir miyim acaba? Ayı. Al kardeşim. Al. Ayının kafasına doğru salla bunları, tamam mı? Ne? Al. Mesut, o cam açılmıyor, tamam, evet. Hı. Ama sen tam oradan verirken o camın orasından verdiğini belli etmeden ver. Yani o camın orası açık değilmiş zannedelim biz. Yani getir, camı açıp beğenmiş gibi yap. Orası cam yani. Niye yapıyorum ben? Samet, orası cam. Yorulmuş, burası cam. Elle mi orayı? Ha. Göster kendini delikten. Burada bir oyun devamlılığım var da. Tabii. Ne var ne? Pardon. Dışarıda ayı var da. Acaba sizde fazla varsa tüfek alabilir miyim lütfen? Al kardeşim, al. Aa, çıkart, takırt. Aa, takırt, takırt. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Arkadaşın resmen ayıyla dövüşe mi gönderdin sen zavallı adamı? Ayıyla. Yok aşkım, ben o ayı seviyor diye şey yaptım. Ne diyorsun sen ya? Dalga mı geçiyorsun? Çakırt tukurt filan. Evet. Ne oluyor ya? Çocuk orada. Samet. Ne tarafa doğru açılıyor? Geç. Samet. Gel canım, gel. Sen üşüdün arkadaşım. Geç içeri, olur mu ya böyle? Hem korkmuş hem üşümüş. Korktum evet. Tipi de değil de ayı da çok korktu. Ay korkarsın tabii. Ayı da ayıdan korkulmaz mı? Geç otur. Geç otur oraya. Şu şömine de biraz ısınırsın sen, tamam mı? Ay. Onu evimize alsak biraz. Olur. Yok artık. Susamış bu. Susamış. Oğlum içiyorum ben ondan. Tamam, otur. Ay çok tatlı ya. Ya İsmail, böyle tatil dönüşü onu biraz eve alsak olur mu? Ne olur mu öyle şey ya? Tüy döker o, gider tereyağını yalar filan. Ya bırakın onu Allah'ını seversiniz. Bakın biz burada yemek falan hazırladık. Romantik sofra hazırladık ama aşkım. Ben de acıktım ya. Hadi bir şeyler yiyelim. Hadi bir şeyler. Samet! Hı. Sen de gel. Ha, ne var yemekte? Yaş mama var. Yok siz yiyin ya, ben yemeyeyim. Zaten ben aşk acısı çekerken böyle yemek yiyemiyorum da. Ama hadi gelin. Herkes kadehlerini alsın. Ha kardeşim. Ben biraz konuşacağım. Ha. Kızlar, yemeğe başlamadan önce bu güzel gecenin şerefine elma suyu kadehlerimizi sizin güzelliğinize kaldırmak istiyorum. Sizler bizim hayatımızda açan bir çiçek. Oh. Dahası bir papatya tarlası gibi narin, sade ve... Ne var lan, ne var? Ya yok bir şey abi ya. Siz öyle kadeh tokuşturunca birden Mehtap aklıma geldi. Biz Mehtap'la ilk bakışma gün dönümümüzü kutlarken ben Mehtap'la ikimizin böyle resmini bir yapıştırmıştım kadehin üstüne, ona hediye etmiştim. Biz ayrılırken o kadehi kırdı ya. Ay kıyamam yüzüm. Ay Samet'im ya. Samet'im sen ağla. Ağla arkadaşım, açılırsın bak. Dök içini bize, tamam mı? Gel tuvalete gidelim, yüzünü yıkayalım. Açılırsın, açılırsın. Hadi gel, hadi gel. Siz Mehtap, sana ne dedim ya? Ya canım kadehi ne aldı dedik ki? Bakışma gün dönümü ne lan? Bakışma gün dönümü ne Mesut? Allah'ını seversen bu neyin peşinde ya? Kanka bence biz kızlara trip atalım. He? Yoksa bütün gece bunu avuturlar bunlar. Ha, kızları tavlamak için kız trip atacağız öyle mi? Ya git, ben delikanlı adam, uğraşamam öyle şeylerle ya. Tamam o zaman, sen kendini iyi hissedince gel Samet. Çocuğum. Ay Mesut, ne oldu sana? Bir şey mi oldu? Suratına ne oldu senin? Bir şey mi oldu? Aşkım, ben seninle baş başa zaman geçirebilmek için aylardır bu geceyi organize ediyorum. Sen bana hiç ilgi göstermiyorsun ama. Ay özür dilerim aşkım. Çok özür dilerim. Ben ihmal ettim seni. Ama Samet yüzünden. Samet öyle o şekilde görünce ben dayanamadım. Ay ağlama. Çok özür dilerim. Affet beni. Yok, barışalım. Öleyim ben, öleyim. Hayır. Ben öpeyim de barışalım. Yo. Ne oldu? Aa öptü. İsmail. Dokunma bana!
verdim. Emek verdim yeteri kadar, artık herkes hak ederi kadar. Bravo sana. Bravo, bak seni alkışlıyorum. Bravo yani. Bravo, bravo. Bravo. Ay. Ay, çifti atarmış bana. Hani mişmiş de hani mişmiş. Seni gidi, seni gidi, seni gidi gidi. Ha? Ay, çok tatlısın be. Öpmüyor. Bu kız öpmüyor. Ya benim artık iştahım kaçtı. Artık film izleyelim. Romantik film. Sonra da belki film izleyelim. O zaman tamam, sen ne istersen yapalım. Sayılmadı. Tamam. Ay. Biz de film izleyelim. Sen belki o zaman bana şaşırıyorsun. Şaşırıyorsun. Hocam bu yapmasın şimdi, ya. Tabii. Tövbe ederim. Ben görmedim. Arada kaldı. Arada bak kalmasa... Ya. Şimdi onun sevimliliğini senin katlaman lazım. Tekrar ediyorsun ya. Hmm. O şeydeki gibi, trip atmadaki gibi. Gördün, dönüyorsun, daha da tatlı bir bebek olması lazım. Mesut'un bebeğinin sonundan alalım. Belki de romantik film izleyiz. Aşkım. Biz de romantik film izleyelim. Sen belki bana tamam. O zaman şey yapalım. Hep beraber film izleyelim. Tamam mı? Sizinle ilgileneceğiz. Tamam. Sinem sen şey koy. Film koy. Ha, tamam. Tamam. Dur, dur. Sizinle gel. İlgileniyoruz. Tamam. Gel. Film mi izliyorsunuz? Ne güzel ya. Ya şey Samet'ciğim, şimdi biz erkek arkadaşlarımızla uzun süredir görüşmüyoruz ya. O yüzden böyle çok da ilgilenemediğimiz için hani hak verirsin ki biz biraz onlarla ilgileneceğiz, tamam mı? Ama istersen sen bizimle izleyebilirsin. Tamam mı? Gel otur. Ha, sağ ol ya. Yani tabii abi, sizi anlıyorum yani. Benim aksine sizin sevgilileriniz var tabii. Onlarla ilgilenin siz. Ben şurada yerde oturur izlerim filmi, hiç rahatsız olmayın. Otur otur. Şöyle oturayım ben. Görüyorsunuz değil mi? Rahat. Tabii tabii. İki. Biz erkek erkeğe biraz sohbet edelim tabii ki. Yani biz haklısınız ya, bir insanlıktan çıktık. Kardeşim ya. Gel biraz erkek erkeğe sohbet edelim yani. Gel gel kardeşim. Peki dost gibi konuşalım tabii ya. Tabii canım. Belki biz de akıl veririz. Erkek muhabbeti yapalım, dostane sohbet edelim. Tabii tabii, olur ya. Burcu görüyor musun? Bak bizi dinliyorlar şimdi. Erkek erkeğe destek verecekler, konuşacaklar. Sakin ol. Oğlum. Lan bu kadar ciddiye alma, ilişki lan neticede. Ya kadın kısmına bu kadar değer verilir mi ya? Saçmalama oğlum, bunlar itlikten, serserilikten anlar. Saçmalama. Bırak, rahat ol. Tabii ya.
İlişki dediğin zaten komple yalan o işler ya. Sen dışarı çıkacaksın. Çıs 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 manitalar, kızlar zaten her yerde. Doğru söylüyor abi. Evlilik mevlilik yalan. Manyak mısın sen ya? Tasmayı takacağım parmağına. Ondan sonra filo gibi AVM AVM dolaştıracağım dersin. Manyak mısın oğlum sen? Evet. Kadın var ya, adamı yakar yakar. Dışarıda mis gibi park bahçe varken sen niye saksıda yaşayacaksın? Ha? Arı gibi böyle vız vız gidip bal alacaksın her yerden. Mesut! Ya senin ağzın ne dersen, ne saçmasın Allah, sen bildiğin gibi yaptın. İsmail! Ha? Gebertirim Allah seni ha! Puh! Biz erkek erkeği muhabbet şey edelim diye şey yaptıydık ona. Bu mu erkek erkeği muhabbet? Bu mu arkadaşlığa des? Biz sizi terk ediyoruz. Terk ediyoruz! Hayır ya kızım! Hey! Durun durun, erkek erkeğe teselli böyle olur ya. Böyle bir şey olur mu? Ne yapsın? Ya dur! Dur! Ya deli misin? Burcu! Burcu! Ya ne yapacak? Gittiler abi, terk edildik ya. Ne yapacağız? Ne yapalım kanka? Ha? Neresinden başlayalım bu arkadaşın? Neyin neresinden başlayacaksınız ya? Ne yapacaksınız oğlum, bana korkuyorum. Korkma kardeşim, dokuz canlısın ya. Ha. Sana hiçbir şey olmaz. Şimdi bizim evimizde tadilat var. Bizim çiftimiz de tadilat yaptırıyor. Bizim ustalar yalnız biraz değişik tabii. Bakalım evdeki tadilat nasıl gidiyor? Evde kimler çalışıyor? Neler yaşanıyor? İzleyelim efendim. Buyursunlar. Tadilat. Aa, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Apartmanımızın gülü bülbülü gelmiş, biricik komşum gelmiş. Ay yemin ediyorum. Yani yönetici değil, Hillary Clinton. Lütfen kımıl 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 kıvranmayın Mehtap Hanım. Bitireceğim sizi. İmza toplamaya başladım. Bütün apartmanı atlı üstlü inip inip çıkıyorum. Sizi süründüreceğim. 30 imza toplayayım, attıracağım sizi. Sizin bu tadilat gürültünüzden apartmanım Mecidiye köy meydanına döndü. Göreceksiniz gününüzü efendim. Siz daha benim o inanılmaz ciddi yüzümü görmediniz. Yalnız şey, bu sabah bitti. Yani tadilat bu sabah bitti Yeter Hanımcığım. Yani bu evde şu anda hiç tadilat yok öyle asla mi? Asla yok. Asla, o zaman izin asla verirseniz şimdi teslime başlıyorum. Çaylar hazır. Bak, çay, 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 çay. Ama aşk olsun, biz sizinle ne konuştuk ya? Demedik mi biz bu evin bir çay saati var diye? Her çayın var diye şekerle koşuyorsunuz ha. Yürüyün gidin işinizi başına. Çay. Hala çay, çay diyor ya, hala çay, 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 hala çay diyor. Attıracağım sizi Mehtap Hanım. Şu imza işini bitireyim, göreceksiniz gününüzü. Bu iş bitecek, bu tadilat bitmeden sizi çıkartacağım dışarıya. Böyle şey olmaz, siz benim o cevval yüzümü daha görmediniz. Kaydedin bu yüzü. Ay Allah'ım, sen bilirsin ya. Bütün manyaklarla ben uğraşıyorum, bu ne ya? İbrahim, sen neredesin İbrahim? İbrahim! İbrahim! Bu ne ya? Bu ne ya? İbrahim abi başımızda hayır dururken içi geçmiş. Ben şunu şöyle dökeyim. Az diyet yaptırın şuna ya. Allah Allah! İbrahim kalk lan. Ustalar salı o zaman diyorsanız tamam. Pazartesi gelirsiniz de takım takrabatta kaç gibi biter. Borcumuz o zaman. Aa, Mehtap ustam hoş geldin. Ay kocam bana ustam dedi ya. İbrahim, bu evin tadilatı bitmiyor. Ha burama kadar geldi yemin ederim. Ustasıyla ayrı uğraşıyorum, komşusuyla ayrı, kocasıyla ayrı. Burada ustalar mı? Yok. Bana ne çemkiriyorsun Mehtap?
Ben de 8 aydır bu evde ustalarla yaşıyorum. Artık geceleri rüyamda ustaların çatalları kovalıyor beni. Bak düşün, rüyamdayım. Usta var. Çatalı var. Beni kovalıyor. Beni çatallar kovalıyor. Yani arkaları dönük koşuyorlar, öyle düşün. Hem sen o kadar rahatsızsan ne yapayım? Git azıcık akrabalarınla kal, ben dururum. Ya nerede kalayım İbrahim? Eniştem gillerde, baynım gillere, dayım gillerde, turunç gillere kalmadığım yer kalmadı. Artık istemiyorlar beni. Turunç giller nasılmış, iyiler miymiş? İyi, ellerinden öper. Sağ olsunlar. Ya bu kadar ustayı aynı anda idare etmek kolay mı sanıyorsun Mehtapçığım ya? He? Ben bu ustaları mutlu etmeye çalıştığım kadar seni mutlu etmeye çalışsaydım... şu an 8 çocuğumuz daha vardı. İbrahim, ben onu bunu bilmem. Vallahi yönetici bize takmış kafayı. 30 imza daha toplarsa bizi attıracak. Evin tadilatı bitmiyor, daha fayanslar yarım. Mesut usta nerede İbrahim? Çok pardon, aklıma bir şey geldi de. Tabii. Şu şeyi söylüyorsun ya, 8 çocuk muhabbeti. Onun bir tık öncesinden söyleyeyim. Bu 8 çocuğu daha böyle eşine kur yapar gibi tatlı bir çapkınlıkla söyleyelim. Mehtap da bundan böyle biraz utansın, şey bir cilveli cilveli cevap verip oradan geçsin. Oradan geçsin şeye. Cilve bende. Tamam, biliyorum da o yüzden. Evet. Gerisi bende. Buyurun. Ya bu kadar ustayı aynı anda idare etmek kolay mı sanıyorsun ya? Ben bu ustaları mutlu etmeye çalışacağım kadar... seni... mutlu etmeye çalışsaydım... şu anda... 86 tane daha... çocuğumuz vardı. 86. Tam cilveleşiyordun, ne oldu? Gerçeğe döndüm. Ya kadın imza topluyor, bizi attıracak. Daha fayanslar yarım İbrahim ya. Bu evin tadilatı bitmiyor. Mesut usta nerede? Fayanslar diyorsun sen. Evet. Mesut ustayı diyorsun. Ben Mesut ustayı yaptım. Ne yaptın Mesut ustayı? Kovdum. Ne? Kovdum. Niye kovdun adamı? Çünkü Mesut ustayı alt komşumuz Şinasi Bey'le bastım. Aferin! Kız öyle değil! Bu tepki göstermek yersiz, bu değil! Bu tepki yanlış, öyle değil! Bu Mesut usta işleri bitirmeden erken erken bizim evden çıkıp gitmeye başladı ya. Ben de kıllandım. Arıyorum, açmıyor. Bak sen. Mesajlarıma dönmüyor. Bak. Son görüldüsü hep kapalı. Allah Allah. Çift mavi oluyor, cevap yazmıyor. Aa. Kırlandım, takip ettim ne göreyim. Ne gördün İbrahim? Mesut usta bizim Şinasi'nin fayanslarını döşüyor. Düşünebiliyor musun? Mehtap bizim evin işlerini bitirmeden başka iş almış. Hem de komşumun işi. Allah aşkına, sen kireç mi yuttun, harç mı çektin? Bu neyin kafası İbrahim? Bunun için adama trip atır da usta kovulur mu? Ya ne bileyim Mehtap işte, o an gaza geldim, kovdum. Kovuyorum, kovuyorum, kovuyorum dedim, kovulmuş sayıldı. Ama ben de şu an çok pişmanım. Çünkü onun gibi fayansçı bulamadım, her şey yarım kaldı. Ama bugün malzemelerini almaya gelecekmiş. Belki ikna ederim. İnşallah edersin, çünkü yakında zaten tadilat yaptıracak, evimizde kalmayacak evet. İbrahim. Ben şimdi gidiyorum, kızı okuldan alacağım. Tamam. Gelene kadar her şey bitsin. Lütfen bak, rica edeceğim. İnşallah. Tamam mı canım? Tamam. Hadi. Hadi sen bir gidin. Ustalar, bir bakar mısınız? Konuşacaklarımız var sizinle. Ustalar! Ustalar bak, kime diyorum? Ben orada olduğunuzu biliyorum. Çaylar hazır. Çay! 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 Yeter sus, çayman yok. Çay. Çay. Allah'ın animasyon karakterleri. Dinleyin beni. Sevgili ustalar arkadaşlar, bu iş böyle olmaz. Sizler bu eve geldiğinizde bu evin 2 haftalık işi var dediniz. Bugün 8. ay dönümümüzü kutluyoruz. Kutlu olsun. Kutlamayı kes. Aranızda ikametgahını benim evime aldıranlarınız var. Çocukları dahil. Arkadaşlar bu iş böyle olmaz. Bakın bugün bu tadilatlar bitmezse bizi evden atacaklar. Siz de paranızı alamayacaksınız, anlaşıldı mı?
Understand? O zaman hadi bakalım, herkes işin başına lütfen. Hadi bakalım artık. Hadi, hadi biz hadi, şey alalım. Hamza Usta sen kal. Hamza Usta, Hamza Usta. Hamza Usta ben sana ne dedim? Hamza Usta sen kal dedin. Yok o değil. Ben sana geçen hafta Hamza Usta mutfağı salona katar mısın? Amerikan mutfak istiyorum dedim. Evet dedin. Neden tuvaleti salona kattın adam? Neden? Sen bana mutfağı salona kat dedin. Evet. Ama tuvaleti salona katma demedin. Onu demedin. Ha kafası şu an geldi dedim. Ha tamam. Bu nasıl bir mantık ya? Onu yapma demedim diye yapıyorsun sen. Evet. Allah'ım ya Rabbim. Ona bakarsan ben sana Hamza Usta, Balyoz'la kafama vurma da demedim. Yalvarırım vurma. Yapma. Böyle düşünme. Bu mantık yanlış. Şu bakış açınızı değiştirin lütfen. Çok rica ediyorum. Yapmayın böyle. Hadi buraları düzeltelim artık. Hadi. Ben küstüm. Üzüldüm. Rencide oldum ben. Kendimi şu an çok kötü hissediyorum. Gözünün önünde aramamak için ben gidiyorum. Yok yok tamam, şey. Tamam gitme tamam. Tamam gitme tamam kabul tamam. Ustalar her zaman haklıdır tamam. Doğru. Ben hatalıyım. Ben sana mutfağı salona kat derken tuvaleti katma da demeliydim. Evet. Sen haklısın. Evet. Tamam o zaman hadi işin başına. Tamam. Hadi bakalım. Manyak adam. Manyak. Nasıl olsa çaydan başka bir şey duymuyorsunuz. Manyak. Allah'ım yarabbim siz dua edin. Her yerde inşaat var. Usta bulamıyorum doğru düzgün. Yoksa ben sizin nazınızı çeker miyim? Ya oho böyle bir şey olamaz ama ya İbrahim Bey. Ben resmen sanatıma konsantre olamıyorum. Bu neymiş? İnşaat böyle bir şey değil ya. Lütfen kalkar mısınız? Tabii. 2 dakika şurada ama. Buyurun. Of. Ne oldu? Ne oldu ya? Ne oldusu var mı? Ne? Benim çalıştığım adam... Benim çalıştığım odada zırıl zırıl matkap çalıştırıyor ya. Ben sanatıma konsantre olamıyorum. Ya biz işi mi bırakıyorsun yoksa sen? Evet evet işte. Hayır işi bırak. Tamam işi bırakma. Hayır dur bak. Sen yatak odasına gideceksin, bunu bandıracaksın, böyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Niye biliyor musun? Son 8 aydır yatak odamda karımdan çok seninle vakit geçirdim Mustafa Usta. Artık şu yatak odasını bitir öyle git, rica ediyorum seninle. Bak kardeşim şimdi bak ben yapayım yapmayayım demiyorum da bunu böyle yapmak oluyor mu? Oluyor mu? Bu bir sanat ya. Ben sanatımı icra edemediğim yerde bu mesleği yapamam ki. Ya adamın matkabından sana ne Mustafa Usta? Delirtme beni. Gözünü seveyim ya. Fikri Usta'nın matkabıyla senin boyanın ne alakası var artık? Yeter çok rica ediyorum hadi. Sen boyacısın. Sen de kırıcısın. Hayret bir şey. Egomu örseliyorsun. Bu duvarları hep tigren boyadım be. Ben sanatçı kişiliğim kardeşim. Böyle yapamam. Ben duvarlara fısıldayan adamım. Evet. Boyamak ya da boyamamak. İşte bütün mesele bu. Ah. Görüyor musun? Kimse beni anlamıyor. Kimse beni anlamıyor. Kapıyı mapıyı baştan boyayacağız hep ya. Tamam Mustafa Usta tamam. Sen haklısın. Ustalar daima haklıdır tamam. Ben Fikri Usta ile konuşurum o matkabını sessize alır. Hiç merak etme tamam. Seni hiç rahatsız etmeyecek kabul tamam. Ya, zaten ben seni anlıyorum. Ya. Sen hep boya kokusundan böyle oluyorsun. Ama... Hadi bak sana mutfakta helva ekmek hazırladım. Ne diyorsun? Çayda katayım mı? Kat. Hadi bakalım. Hadi. Sen git onları ye. Allah'ın cezası. İbrahim abi. Evet. Su tesisat da bitti, elektrik tesisat da bitti. Hepsini yaptım, hepsini hallettim. Bir daha söyle. Su tesisat da bitti, elektrik tesisat da bitti. Hepsini yaptım, hepsini hallettim. Bir daha söyle. Su tesisatını hallettim, elektrik tesisatını hallettim. Hepsini yaptım, hepsini hallettim. Fikri ustam. Ben de seni. İnanamıyorum şu an duyduklarıma. Bugün bu evde bir iş mi halloldu, tamamlandı? Yani... Allah'ım bugünlerden görseydi yarabbim, çok mutluyum. Sağ ol Fikri Usta. Ben senin kalan ödemeni yapayım. Yani olur. Ama işte bana cüzdanı şuraya bir koydurayım ben. Bunlar da hep karanlık ya. Şeye bir ışığı açıver hele bir. Şu cüzdan şuraya bir düştüreyim. Tabii açayım. Çok ilginç. Gerçek bir gizemin ortasındayız. Şunu da açın.
elektrik gelmesi gereken yerden su geliyorsa, su gelmesi gereken yerden... İbrahim abi. Fikri. Bir süre taharet musluğunu kullanmayın. İbrahim abi. Evet. Bir süre ne bileyim ıslak mendil kullan. Kolonyalı mendil biraz yakar ama... Oğlum tam ne demek istiyorsun? Oradan elektrik gelirse senin için iyi olmaz. Yani bununla aranızda bir elektrikten olmasını istemiyorum İbrahim abi. Anladım. Özür dilerim. Allah'ım beni nasıl ustalarla sınıyorsun ya Rabbim, nasıl ustalarla? Selamünaleyküm baba, kolay gele. Ya aleyküm selam. Ne? Ya ne? Al eserini övün İbrahim. Hocaların hepsi şikayetçi. Ara karne vermişler, derslerini hepsi dokunuyor. Ya anne ya, sana abartma ya. Ben halledeceğim, yetiştireceğim. Sömestr yetiştireceğim. En kötü yıl sonunu halledeceğim dersleri, yetiştireceğim ya. Ver bakayım şu karneyi verin. Bu ne kızım? Bu karne değil, resmen idam fermanı. Nasıl toparlanacak bu karne? Vallahi babacığım ben sana şöyle söyleyeyim, bunun komple değişmesi lazım. Yapma. Bak, fen dersi çökmüş. Sosyal bilgiler desen ders notu piyasada yok. Ben zaten bulamıyorum orijinal falan. Çıkma not bulmamız lazım baba, çıkma not. Ama ben sana söz veriyorum babacığım, yetiştireceğim, halledeceğim. Her şeyi halledeceğim ama önce senin bana birazcık para ateşlemen lazım. Sen bana bir açlık ver, ben de bir önümü göreyim baba. Çalışamıyorum. Ne ben de bilmiyorum. Kız ustalarla yaşaya yaşaya ustaya döndü İbrahim. İbrahim ben alt komşuya gidiyorum. Bu evin tadilatı bitene kadar da asla ve hatta gelmiyorum İbrahim. Yürü kız. Tamam geldi. Yürü. Yapma kızım yapma. Ben bakayım yapma. Aa geldi. Bitti mi tadilat? Bitti mi efendim tadilat? Bitirdiniz mi tadilatı? Ha bitirdiniz mi efendim tadilat, bitti mi? Hepinizi yollayacağım buradan. Ne yapıyorsun kızım sen? Açık, açık. Sürdüreceğim sizi. Garip senin de odan olmayacak ya. Zaten hiçbir şeyiniz olmayacak. Hadi. Garip davrular. Cin çarpmış gibi bir kadın ya. Tövbeler olsun ya. Hem suçlular hem göçlüler. Hiç yüz yüze gelmek istemiyorum bu kadınla. Merhaba İbrahim Bey. Merhaba. Bitti mi tadilat? Bitecek inşallah. Az daha sabırlı olursanız bitecek. Vallahi. Olmuyorum. Bir tane imzam kaldı. O bir imzayı alayım. Bakın ne yapacağım size. Tabii efendim. Bitireceğim sizi. Sizi süründüreceğim. Tamam efendim. Çok az sayıda imzam kaldı. O imzayı attırayım, kovduracağım sizi. Sokakta kalırsa kaşınızın altına sığınırız. Göreceksiniz. Yemin ediyorum kafaya takmış, evden attıracak bize bu bin bir surat. Lan! İbrahim Bey ama siz beni hiç anlamıyorsunuz. Ben evi holü molü şiir gibi hepsini boyadım. Mermerci yok. Fayansçı, beyefendi, üstad nerede? İbrahim abi, tuvaletin bütün tufarlarını ördüm fakat fayansçı yok. Fayansçı nerede? İbrahim abi, mutfak tesisatının bitmesi için fayansların sökülmesi şart. Fayansçı nerede? 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 Lan! MF'ü! İçeride gidiyorsunuz, bunları çalışıyorsunuz, işleri bitirmiyorsunuz. Seçmelere hazırlanıyoruz. Allah cezası vermesin size, seçmelere hazırlanıyorlarmış. Ne bilmiyorum fayansı nerede? Keşke burada olsaydı ama bilmiyorum işte. Neredesin Mesut Usta ya? Neredesin Mesut Usta? Selamun aleyküm. Hoş geldin Mesut Usta. Oo. Ustalar bizi biraz Mesut Usta'yla yalnız bırakabilir misiniz? İşte. Hadi biz kaçak. Çay çek. Kaçak çay çek. Ha harika fikir. Nasılsın Mesut Usta? İbrahim Bey, şunu iyi bilin ki... Neyi? Şunu. Şunu iyi bilin ki buraya siz çağırdığınız için gelmedim. Ne için? Çağırdığınız için gelmedim. Malamı ve su terazimi unutmuşum. Seninle kalan eşya alırımı alıp gideceğim. Kovulduğum yerde bir dakika daha durmam. Aa! Kovulmak mı?
Sen kovuldun mu sandın şapşik? Ben seni hiç kovar mıyım? Ben sana ne dedim ki? Kovuyorum seni dedim. Asla yok, kovuyorum demedim. Hayır, koruyorum dedim. Koruyorum, ben senin o, senin gibi marifetli, usta, işin ehli bir adamı hiç kovar mıyım? Mahzab edeyim misiniz? Hepiniz aynısınız. Tamam, tamam, kabul. Tamam, hata ettik işte. Özür dilerim ama gel işinin başına geç. Bak, fayanslar falan hep yarım kaldı. Ustalar işini tamamlayamıyor. Manyak Yeter Hanım da imza topluyor. Bizi evden attıracak. Ne olur gel hadi işinin başına geç. Onu beni kovmadan, ustalık gururumla oynamadan evvel düşünecektin. Artık çok geç. Ya koskoca adam hareketlere bak. Böyle böyle yapıyor, buralara yürüyor ya. Onur mu işte? Bak, dur hele. Bak. Ama bak İbrahim abisi sana neler almış, neler almış. Bak, bak, bak. Yepis yeni sana mala aldım. Mala, mala, mal artık yepis yeni. Harç malzemesi aldım burada. Derz aldım. Taptaze derzim var artık Mesut Usta, lütfen kal. Aman da hanım işte İbrahim abisi Mesut Usta'sına neler almış. Lütfen. Aldığın hediyelerin altını çiz biraz yani. Almışsın, onları şey belirt. Şey yaptın çünkü, hemen geçtin gitti. Evet, evet. Ha dur bakalım sana altını çizerek neler vereceğim. Aa, bak ama ben sana neler aldım. Yepis yeni, maaşından gittim sana bak. Mala. Mala. Malayla harç karamda seni baştan aşağı sıvayamam. İster misin? Çok güzel mala var. Ay, başka ne var bakayım? Bir su terazisi daha. Bakayım kaç kiloymuşum şaka. Sulu şaka. Derz aldım. Ama burada değil. Arkaya kamyon çektirdim. Kamyonla derz aldım Mesut Usta. Aman da sana neler olmuşum. Kabul etsene bunları artık. Daha abartamıyorum. Çok korkuyorum. İbrahim'a, o zümde daha fazla kuçurma istersen. Ben bu evin fayasını artık düşleyemem. Mesut Usta. Ya gitmene izin veremem. Bana bir şans daha ver Mesut Usta. Sana çok ihtiyacım var ustam. Olmaz İbrahim abi. Bak, bu tadilat ikimizi de çok yıprattı. Ah lanet olsun! Kabul ediyorum seni aşağılık serseri, tamam yani dostum kabul. Seni kırdım ama özür dilerim bir adam işte. Seni de diğer ustalar gibi sandım. Sana bağırıp çağırırsam, kızarsam, kovmakla tehdit edersem işi çabuk bitirirsin sandım ama ya sen onlar gibi değilmişsin. Sen başkaymışsın. O yüzden Mesut Usta, eğer kabul edersen... Sen ne yapıyorsun İbrahim abi? Yoksa o sandığım şey mi? Mesut Usta, bir tadilat boyunca usta başım olur musun? Lahmacun! İbrahim abi sen bir çılgınsın. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ay bilemedim. Evet diye evet. Evet. Oh Allah çok şükür. Şunun güzelliğine bak. Tek lahmacun. Ay ye bakalım olacak mı? Çok şükür harika işte, görmek istediğim manzaralar bunlar. Çok şükür ya. Canım ustalarım benim. Artık el ele verme zamanımız geldi. Bugün inşallah bu tadilat bitecek. Bugün ustaların da istedikleri zaman tadilatları bitirebileceklerini ispatlayacakları gündür. Benimle misiniz ha? Benimle misiniz? Evet! Harika. O zaman hadi bakalım herkes işinin başına. Hadi, hadi, hadi. 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 Şey yok. Aa saat 5 olmuş, mesai bitti ya. Aa görüyor musun? Olmaz. Tamam. Ne oluyor lan? Tamam. Nereye? Saat 5 oldu, mesai bitti. Tamam.
Artık senin iş yarın bilemedin, 3 güne bitti. Vallahi senin iş 3 gün bilemedin, 10 güne biter. Senin iş 1 hafta 10 gün bilemedin. 2 hafta. Bilemedin. 3 hafta. Bilemedin. 1 ay. Yine bilemedin. Yıldım, yemin ediyorum yıldım ya. Vallahi yıldım. Bitmedi mi tadilat? Bitmedi tadilat. Bitmeyecek tadilat. Bitmiyor tadilat. 1 imzam kaldı. O 1 imzayı da attıracak birini bulayım. Attırıyorum size. Kovuyorum sizi apartmandan. Nereye attırıyor imza? Ne yapıyorsun? Bir dakika hele. İmza atıyorum ve kendi kendimi apartmandan atıyorum. Senden de bu zamana kadar bir kere olsun kapımı çalıp İbrahim abi tadilatın varmış kusura bakma bir ihtiyacın var mı diye sormayıp da beni apartmandan attırmaya çalışan komşularımdan da kurtuluyorum. Sen benim bu skeci bitiren yüzümü daha görmedin.